İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 16 Şubat günlerden Pazar, Fırat ana haberle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem boyunca mesai kavramı gözetmeden çalışan emniyet güçlerini ziyaret ederek çevre illerden gelen polislerin görev yerlerini ekiplerin canlı başla çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili Erol bina yıkım yerlerindeki incelemelerini sürdürürken nöbette olan Ankara ve İzmir'den gelen polis ekipleriyle de bir araya geldi. Erol gece gündüz demeden fedakarlıkla çalışan polislere biraz moral olsun diye Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı telefonla arayarak o illerden gelen polis ekipleriyle görüştü. İlk geceden belli Ankara'da emniyetimiz burada. Gerçekten hem enkaz bölgelerinde hem vatandaşlarımızın çadır bölgelerinde güvenliği sağlamak için ve belki de son dönemin en sert kışını yaşıyoruz Elazığ'da. Can sağ olsunlar, polis arkadaşlarımız canı gönülden burada emek veriyorlar. Onların şansına size teşekkür ederim. Ankara emniyetinden arkadaşlar da yanımda. Onlara da bir merhaba derseniz sevinirim. Burada işte sen böylesin sesinizi duyarak onur olmuş olurlar. Teşekkür ederim. Ben komiser arkadaşa veriyorum. Saygılar, görüşmek dileğiyle müdürüm. Sağ olun. Sağ olun. Sayın müdürüm, komiser yardımcısı Hüseyin, toplu kuvvetten. Emirleriniz efendim. Sağ olun sayın müdürüm. Çok iyiyiz. Burada arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Şu anda Elazığ halkıyla müthiş bir dayanışma içerisindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaçları için elimizden geleni yapıyoruz efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun sayın müdürüm. Sağ olun sayın müdürüm. Sağ olun. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah yardımcısı. Sağ olun müdürüm. Çok memnunuz. Yani onların şahsında sana da teşekkür ederiz. Ben amir neydi? Muhammed'e veriyorum. İşlerin en kıdemli o sen. Bakıyorlar müdürüm. Sağ olsunlar. Onlar da her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Yeme, içme, barınma. Yani hiç üşümedik diyebiliriz kaldığımız yerde. Doğru değil. Gerçekten. Gerçekten. En sert kışına denk geldim. Zavallı insanlara yardım ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun müdürüm. Arkadaşlarımız için ben de sağ olun. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne. Emre anlaşalım. Sağ olun müdürüm. Alo. Yo oğlum ya ben geziyorum arkadaşlar böyle sürekli ziyaret ediyorum. Biraz ortalık sakinleşsin seninle de bu tarafa bir geliriz. Buraları bir görmemde yarar var. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından iki bakanın koordinatörlüğünde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde sarılmaya devam ediyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler başta olmak üzere spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da kent genelinde acil yıkılması gereken 558 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan 5000 ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde kurulan konteynerlerde de son aşamaya gelindi. Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları gönüllülerin de desteğiyle mağdur durumda olan ailelere her türlü desteği veriyor. Türkiye'nin tüm illerinin seferber olduğu deprem nedeniyle evli hasar alan ailelere 23.986 adet çadır, 62.375 yatak, 136.027 adet battaniye, 39.345 ısıtıcı soba, 22.746 ton kömür ve odun, 51.000 gıda kolisi, 56.247 giyim yardımı ve 99.154 adet bebek bezi ile hijyen malzemesi ulaştırıldı. Geçici barınma merkezlerinin kurulumu bitene kadar depremzede aileler kentte farklı noktalarda kurulan başta çadır kentler olmak üzere spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda yaşamını sürdürüyor. Her gün 119 noktada 50 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi.
Yaraların sarılması kapsamında depremzede 2439 aileye şu ana kadar 14.951.000 TL kira yardımı, 8.000 kişiye ise vakıftan 6.780.000 TL nakdi, hayvanlarını kaybeden üreticilere de 500 küçük ve büyük hayvan verildiği aktarıldı. Polisin 300 bin adet kumanya dağıttığı depremde jandarma ise araçlarla 103 kişinin evini ücretsiz taşıdı. Dal bekliyoruz. Konteyneri bekliyoruz biz. Size konteyner kendi verildi mi ya da verecek söylendi mi? Vallahi eşim yazılmış. Dedi vereceğiz, onu bekliyoruz. Çok kötü durumdayız yani şu anda. Ben mutlu olacağım. Çocuklarımla beraber çok mutlu olacağım. Allah razı olsun yani devletimizde. Yani şimdi de devlet sahip çıktı bana, sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi de deprem olduğunda da yine sahip çıktılar. Vallahi sağ olsun, Allah razı olsun devletimizden. Her zaman, her yerde, her konuda bize yardımcı oldular yani. Açıkta kalmadık. Aynı gün çadırlar kuruldu, yataklar verildi, sobalar kuruldu. Allah razı olsun yani. Evet şu an. Vallahi iyi olur. En azından çadırdan iyidir konteynerler. Yine Allah razı olsun yani, soğuktan kurtuluruz. Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da Bahar'ın habercisi kuzuların anneleriyle buluşması hem yürekleri ısıttı hem de renkli görüntüler ortaya çıkardı. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte birçok yerde olduğu gibi geçtiğimiz ay 6.8'lik depremle büyük yara alan Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan aileler, Bahar'ın habercisi kuzuların doğmasıyla birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Hayatımız bu işte, sürekli bu işle uğraşıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim işimiz gücümüz budur. Şubat, Mart ayında böyle doğum esnaları olduğu zaman bu şeylerle uğraşıyor. İşte emzirmeymiş, ayırmaymış, ne bileyim. Nisan, Mayıs aylarından da biz yaylalara çıkıyoruz bildiğiniz gibi. Yani hayat böyle devam ediyor. Elazığ'da deprem olduğu için okullar tatil oldu. Ben de annem babama yardım ediyorum. Böyle bir aydır kuzular doğmuş. Kuzularla koyunların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzulayan koyunlar bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağlarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Elazığ'da annesinin tavsiyesiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tuanlı Aldın'ın hedefi milli takıma girmek. Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki Tuanla Aldın yüzme sporuna 3 yıl önce annesi Fatma Aldın'ın girişimleriyle başladı. Kısa sürede ailesinin desteğiyle kendini geliştiren Aldın, geçen yıl Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Paletli Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 200, 400 ve 800 metrede Türkiye birinciliğini elde etti. Ben yüzmeye annem yüzmeyi çok seviyordu. O yüzden yüzmeye başladım. Ben de yüzmeyi seviyordum ama su korkum çok vardı. Ve annemi kırmak istemedim. Bu şekilde yüzmeye başladım. Macaristan'da düzenlenen siyah beyaz kulüpler arası paletli yüzme gençler dünya şampiyonasında da ikinci olan Aldın, milli formayı giyebilmek için haftanın 6 günü günde 2 saat antrenman yapıyor. Ben 3 yıldır yüzme yapıyorum. İlk hafta geldiğim zamanlarda suya dokunmakta bile çok zorlanıyordum, çok korkuyordum. Ama antrenörlerimizin sesi artık daha
topla girmeye alıştım. Ve antrenörlerimizin çok büyük desteği oldu bunun üzerine. Ayrıca annem ve babam bana çok destek oldular. Her antrenmanımda beni gelip izlediler. Ve bu beni çok mutlu ediyordu. İlk yarışlara girdiğim zaman sonuç alamadım. Ama bunlar beni hiç yıldırmadı. Ve yani onlar benim üstüme gelince ben onların daha çok üstüne gittim. Ve en son Kocaeli GF yarışında 400 metre, 800 metre ve 200 metre Türkiye birincisi oldum. 50 ve 100 metrede ise Türkiye ikincisi oldum. Türkiye şampiyonu, Türkiye rekoru, milli takım ve uluslararası yarış. Bunun ilk basamağına çıktık ve diğerlerini de yapacağıma inanıyorum. Anne Fatma Aldı ise küçüklüğünden beri yüzme sporuna ilgisinin olduğunu ancak bu hayalini gerekli şartlar oluşmadığı için gerçekleştiremediğini dile getirdi. Küçüklükten beri spora karşı bir ilgim var. Aile şartlarından dolayı ben o hayalimi gerçekleştiremedim. İnşallah kızımda göreceğim, kızımda yaşayacağım. Yani ben beden eğitimi hocası olamadım. Ben spora karşı çok çok fazla ilgim vardı. Kızımın da buna suda yüzmede yeteneği olduğu için bunu kızımda gördüğüm için çok mutluyum. Çok umutluyum. Kızımın çok güzel yerlere geleceğine de inanıyorum. Evet sevgili izleyenler, bültenimizin canlı yayın konuğu Emlakçılar Derneği eski başkanı Mehmet Kıran. Sayın Kıran hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim 6.8'lik depremin ardından ev kiralarında ne tür bir artış oldu, satışlar ne durumda, bunları konuşacağız ama öncesinde yaşanan depremle ilgili gözlemleriniz nelerdir? Bugün 24. günü, depremin üzerinden tam 24 gün geçti. Bu konudaki bir fikirlerinizi alalım isterseniz. Öncelikle Allah'ın ilahi ikazında hayatını kaybedenlere ben Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Evet, Elazığ 6.8 ile sarsıldı. Bu arada birçok binamız, diyebilirim ki Elazığ'ın üçte biri yıkıldı, yıkılacak durumda, ağır hasarlı. Bunlardan Elazığ'ımızın yarasını bir an önce sarmaya uğraşıyoruz. Devletimiz de sağ olsun ilk günden itibaren bakanlarıyla, Sayın Reisimiz Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldular. Her türlü imkanları seferber ettiler. Elazığ'ın Kadir Şinas aziz insanları da evlerini, yurtlarını, ocaklarını, evi yıkılan, evsiz kalan akrabalarına, komşularına açtı. Bir gönül seferberliği yaşadık Elazığ'da. Diğer illerden de çok büyük Elazığ'a yardım geldi. Bundan dolayı da Kadir Şinas Türk halkına, Elazığ halkı olarak müteşekkiriz. İnşallah böyle bir afetle tekrar Elazığ karşılaşmaz diyorum. Peki. Efendim evet, birçok belki 37 vatandaşımızı bu kapsamda kaybettik ama aynanın diğer yüzüne baktığımızda aslında çok ucuz atlattık. Yani rakamlar çok daha yüksek olabilirdi. Bu noktada bir şükür sebebimiz belki vardır. Mutlaka. Elazığ'daki yapılar hep dile gelirdi. Bir deprem kuşağındayız, deprem bölgesindeyiz. Uzun yıllardır emlakçılık yapıyorsunuz. Bu noktada bizler vatandaş olarak ev alırken nelere dikkat ediyoruz ve bundan sonra yaşadığımız bu depremle birlikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elazığ maalesef bu son 3-4 yıla kadar bu konuda gayet bilinçsizdi. Bu son 3-4 yıl içerisinde Elazığ insanı bu konuda bilinçlendi. Elazığ'da zemini sağlam olan yerlerde ev almaya gayret ettiler. Bu yerlerdeki ev fiyatları daha da yükseldi, daha da rağbette oldu. Fakat bu konuda öncelikle bu son dönemdeki, bu 15 yıl, 20 yıl içerisindeki belediyelerimiz sınıfta kaldı diyoruz. Belediye başkanlarımız olsun, ekibi olsun, encümenlerimiz olsun. Nasıl sınıfta kaldı? Biz defalarca yetkili insanlar, bilim adamları ve acizane biz Emlakçılar Derneği olarak ben
defalarca her platformda dile getirmeme rağmen Elazığ birinci derecede deprem bölgesi. Elazığ'da zemini sağlam olan yerleri büyük ada şeklinde imara açalım. Buralarda büyük siteler oluşturalım. Elazığ insanının arzusu, isteği bu yönde. Bu adalarda her türlü sosyal donatı olsun. İnsanlarımız rahatlıkla, gönül rahatlık içerisinde gitsin, buralarda otursun. Fakat bu yapılamadı yani. Maalesef yapılamadı. Burada ben bir şahsı veya bir belediye başkanı değil. Yani bu son 30 yılın diyebilirim ki 35 yılın, 40 yılın bütün belediyelerini, yönetimini, buradaki kadrolarını ben dile getiriyorum. Başından gelen bir yanlışlık söz yanlışlık konusuydu. Diyorum yani. Ben bu 40 yıldır bu Elazığ'ın sokak, cadde cadde her tarafını gezen, bu işin içinde olan biri olarak gördüklerimi söylüyorum yani. Burada herhangi bir başka bir insanı veya bir şeyi itham etmek istemiyorum. Biz bunları da dile getirdik. Dile getirmemize rağmen yapılmadı, yapılamadı. Belediyemiz kendisi imara açacağı yerde gitti, özel imarlar yaptırdı. Özel şahıslara verdi. Onlar kendi istekleri, kendi menfaatleri doğrultusunda imarlar yaptılar. Bunlar maalesef Elazığ'ımızı bu duruma getirdi. Peki bu işin uzmanı olarak yani Elazığ'ı karış karış bilirim, sokaklarını nerede ne yapılması gerektiğini karış karış bilirim dediniz. Yeniden bir şehirleşmeye gidiyoruz. Evet. Yeni bir şehir planlaması yapılacak. Evet. Bu noktada bundan sonra imar planıyla ilgili nasıl hareket etmeliyiz? Nereler imara açılmalı? Sağlam yapılar dediğiniz zeminler, alanlar neresidir? Burada Sayın Yeni başkanımız Şahin Şerifoğulları bu konuda gayet hassas, gayet duyarlı, düzgün ve dik duran bir durum sergiliyor. Biz bunu ben şahsen müşahede ettim. Herkes de bunu dile getiriyor. Ve söylediği de şu, bu bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde Elazığ'ın bütün katmanlarını bu imarla ilgili herkesi dinleyeceğim. Mimarını, mühendisini, emlakçısını, müteahhitini, herkesi dinleyeceğim. Ona göre ben Elazığ'a yeni bir vizyon açacağım. Bu bizi heyecanlandırdı. Ben şahsen heyecanlandım. Ve Sayın Başkanıma da buradan şahsım adına şükranlarımı, minnetlerimi sunmak istiyorum. Daha önce bu şekilde davranılmış olsaydı Elazığ bu duruma gelmeyecekti. Burada acizane, ben bir bilim adamı değilim. Benim bildiğim Elazığ'ın zemini sağlam olan yerler, bunu 7 yaşından 70 yaşına az çok herkes de biliyor. Su Gözü'nün o yamaçları, Harput'un yamaçları, bugün Feyzi Çakmak'ın üstü o yamaçlar, Zafran, burada Mislan'ın olduğu yer, Mislan'ın batısı, doğusu, orada TED Koleji'nin olduğu yer, ki TED Koleji'nin olduğu yerde 2000 dönüm orada bir hazinenin arazisi var. Boş atıl durumda olan bir arazi var. Hatta biz Emlakçılık Dernek Başkanlığı zamanımızda biz buranın 200 dönümünü milli eğitime devrettik. Ki orada bu 8 ilde yapılması gereken lise kampüslerinden biri de orada yapılacaktı. Yapılmadı. Sağlık gaz devredildi orada 80 dönüm. Hastane oraya yapılacaktı. Sonradan Doğu Kent'e yapıldı. O da güzel bir şey. Biz ona da bir şey demiyoruz. Bu dediğimiz, ismini saydığım zemini sağlam olan yerlerin bir an önce imara açılması ve 200-300 daireden oluşacak, büyük sitelerin oluşacağı, büyük adalar oluşturulmalı ve burada sağlam, çok yüksek kat olmamak şartıyla, 10-15-20 kat olmamak şartıyla, 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı, güzel, sağlam binalar yapılması lazım diyorum. Elazığ'ın buna acilen ihtiyacı var. Peki efendim 7'den 70'e aslında herkesin o bölgelerin sağlam olduğuna dair bilgisi vardır dediniz. Ama evet. Bundan önceki belediye başkanları işte özel firmalara açtığı imarlarla yanlışlık yaptı diye ifade ettiniz. Evet. Peki bu yanlışlıklar yapıldı. Biz vatandaşlar olarak bu konuda tecrübeli değil miydik? Ya da o noktalardaki evlerin neyi cazip geldi bize? Biz neden aldık? Biz neden aldık dediğimizde biz mecbur kaldık yani. Neticede bu son 3-4 yıl içerisinde
Sadece Elazığ'ın Ataşehir bölgesinde imara çıktı. Orada bina yapılıyordu. Bir de Ataşehir'de. Elazığ'ın başka seçeneği yoktu. Mesela Doğu Kent yöresi mahkemelikti. Bu dediğimiz diğer yöreler mesela Feyzi Çakmak, bugün Feyzi Çakmak dübleks ev yapılmış. Bu bence çok yanlış. Feyzi Çakmak eğer 8 kat, 10 kat yapılacaksa veya 5 kattan fazla yapılacaksa en başta Feyzi Çakmak'ta yapılması lazım. Yani dübleks yapılacak yere getirmişler 8 kat, 10 kat yapmışlar. 8-10 kat yapılacak yere dübleks imarı uygulanmış. Bunlar yanlış. Yani içimizde keşke çok şeyler bilmemiş olsaydım ben bu konularda. Çok şey de söylemek istemiyorum yani. Bazı yapılan şeyleri, yanlışları, nasıl yapıldığını, neden yapıldığını, nelerden dolayı yapıldığını herkes de çok iyi biliyor. Fakat kimse bunu dile getirmedi. Ya ben söylemeyeyim, hatırı kalmasın. İşte başkanın bana kızmasın, şu demesin. Yani insan hayatı bence her şeyin üstünde. Allah bizi yaratmış. En mukaddes bir varlığız, insanız. Yani insanın hayatını ön plana çıkarmamız lazım. Biz şunun hatırını, şunun menfaatini, Elazığspor'un gelirini ön planda tutmamalıyız yani. Maalesef bu yanlışlar yapıldı. Bunu bilmeyen yok yani. Peki. Efendim, peki bu süreçten sonra ne olmalı? Hem bu noktadaki müteahhitlerimizin, hem işte yetkili kişilerin ve o dairelerde oturacak vatandaşların neleri göz önünde bulundurması lazım, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Müteahhitlerin de bundan sonra zemini sağlam olan yerlerde inşaat yapmaları lazım. Oralarla ilgilenmeleri lazım. İnsanlarımızın da zaten bu şeyden sonra mesela bu sporyumun, bizim bu bulunduğumuz yerin üstündeki sitelerde, Doğa sitesinde olsun, Yakamoz, Arma Kent, Arma'da bu evlere çok acayip bir rağbet tattı. Hatta şöyle diyorum, yani ben Yakamoz sitesinde oturuyorum, kızım Arma'da da oturuyor. Bu sitelerde 3 ev, 5 ev misafir geldi buralara. Niye? Sağlam. Ya biz gidek işte kızımızın evinde, akrabamızın evinde oturak da orası sağlam. İşte bu çürük olan yerden oturmayak, burada uzaklaşak. Yani bu sorun değil. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu zemini sağlam olan yerleri bir an önce büyük sitelerin oluşacağı adalar şeklinde imara açmamız lazım. Buralarda insanlarımızın, müteahhitlerimizin burada güzel, sağlam evler yapması lazım. Elazığ'ın aziz insanları bence buna layık. Ama çok katlı olmamasına da özellikle dikkat çekiyorsunuz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Reisimiz de söylüyor yani. Mümkün olduğu kadar yayalım yani. Zemine yayalım yani. Yukarıya doğru çıkmayalım. Neticede bu ne kadar sağlam yapsan da yüksek yaptığın zaman neticede sorun oluyor. Bir de tabana yaydığın zaman insanlar birbirini tanıyor. Yani komşuluk ilişkileri, ahbap dost ilişkileri daha güzel işliyor. Tabii bir de o yönü var. Yani yönü çok katlı var. Dairelerde öyle oluyor ki apartmanında kimin oturduğuna dair bir bilgi sahibi bile maalesef olamıyoruz. Maalesef efendim. Peki efendim, deprem öncesinde Elazığ'da ev satışları ne durumdaydı? Depremden sonraki süreçte ne duruma geldi? Zaten bu son 1,5-2 yıldır bütün Türkiye'de ve özellikle de Elazığ'da evde olsun, gayrimenkulde olsun bir durgunluk var. Evet. Bunun çeşitli sebepleri var. Dünyada gelişen olaylar, dövizdeki hareketlilik, piyasalardaki durgunluk, bunlar hepsi etkiledi. Fakat depremden sonra insanımız bilhassa bu dediğim zemini sağlam olan yerlerdeki evlere bir rağbet etti. Orada ev almak için bir gayret gösterdi, çaba gösterdi. Bu da devam ediyor yani bu şey. Ve bunun Mart-Nisan aylarına kadar devam edeceğini ve buradaki evlerin de daha rağbet, daha kıymetli olacağını ben müşahede ediyorum. Yalnız şuradan benim de acizane bir istirhamım olması lazım Elazığ'ın aziz insanlarına, Harput'un Kadişinas insanlarına. Bunu bir fırsata çevirmemeleri lazım.
Yani. Bir de bu o vardı yani hani yaşanan depremin ardından işte depremzede vatandaşlarımız kira bulmakta zorlandığını, evet. işte varsayılan bir evin kirasının birkaç ay önce ya da bir yıl önce 800 lira ya da işte cüzdi bir rakamken bunun iki katına çıktığına dair yine ev satışlarında verilen rakamın depremden sonra fahiş fiyatlarla satıldığına dair iddialar da vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Böyle bir durum söz konusu muydu? Bunlar ilk 3-4 gün içerisinde böyle bir bu gibi durumlar oldu, dile getirildi. Fakat ondan sonra zaten kiralık evde kalmadı. İnsanımız da bu yapılan yanlışın farkına vardı. Karşılaştığı tepkiyle gerek emlakçılar, bizim genel başkanımız Hacı Ali Taylan Bey Ankara'dan geldi. Mesela Diyarbakır, Urfa, Malatya, o da başkanlarımızla beraber. Biz burada yine bu stüdyoda bunu da dile getirdik. Bütün emlakçı arkadaşlarımızla görüştük. Emlakçı arkadaşlarımız da bu şekilde davranışta bulunan insanlarımızı uyardılar ve bunlara kesinlikle prim vermediler. Kendilerini biz de savcılığa bildireceğimizi söyledik. Ve şu anda Allah'a şükür böyle bir şey yok. Elazığ'ımız insan da zaten böyle bir şey yapmaz. Bunu muhtemelen yani dışarıdan gelen bazı yörenin insanlarının şeyi yok. Yani bu davranışıydı. İlk 3-4 gün içerisinde de Allah'a şükür onlar da bitti yani. Peki. Efendim Elazığ'ın geleceğine dair konuşacak olursak, Elazığ nasıl bir süreç bekliyor? Ekonomik boyutuyla da değerlendirecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Elazığ bu son en az 5 yıl, 10 yıl bu toparlanması sürer Elazığ'ın. Tabii bu kolay olmayacak. Yani Elazığ'ın 1/3'ünden fazlası şu anda yıkılmış, yıkılacak. Bunlar ile kolaylıkla olacak şeyler değil. Fakat diğer yöne baktığımız zaman Allah'a şükür devletimizin vakarlı duruşu, ekonomimizin sağlam oluşu, biz bu felaketi bugün bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce yaşamış olsaydık inanın çok daha zor durumlar bizi bekliyordu. Toparlanmamız çok daha zor sürerdi. Şimdi ajda olan, açık olan çok insanımız olurdu. Fakat Allah'a şükür bak aradan 15-20 gün geçti. Açıkta olan kimsemiz yok. Konteyner kentlerimiz geldi. Kentimiz kuruldu bu soğuğa, bu kışa, bu şeye rağmen. Bu ev yapılacak yerler belirlendi. Ben burada yine sayın bakanlarımıza ve belediye başkanımıza hasreten burada biraz daha duyarlı olmalarını istirham edeceğim. Ev yapımı noktası. Ev yapımı bu kentsel dönüşüm konusunda, yeni yapılacak evler konusunda şöyle bir istirhamda bulunacağım. Yani geçmişte yapılan yanlışlar yapılmaz. Yapılmasın yani. Bizim bir daha da yani yaralarımızı saracak şeyimiz olmaz, kalmasın. Zemini sağlam yerlere güzel sağlam binalar yapalım. İnsanlarımız gönül rahatlığı içerisinde geçsin, otursunlar. Devletimize de dua etsinler. Biz de şükran duyalım. Ki çok önemli dediğiniz gibi yani Elazığ'da sağlam yapı olmayan aslında çok eski binalarımız da mevcuttu. Yani evet. Çok az hasarla bu depremi atlattık. Elazığ bir deprem kuşağı, bir deprem bölgesi. Bu bir daha bir depremin olmayacağı anlamına gelmiyor. Belki mutlaka. Daha şiddetlisini yaşayacağız. Evet. Belki 3 ay sonra, belki 3 yıl sonra, belki 30 yıl sonra. Evet. Ama daha büyük can kayıplarının olmaması adına bundan sonraki süreçte yeniden bir şehirleşmeye gidiyorsak bunu fırsata çevirmemiz herhalde gerekiyor. Gerekir. Bunu fırsata çevirmemiz gerekir. Mesela bugün bahçeli evleri diyelim buradan aşağısını. Son 15 yıl içerisinde hepimiz de biliyoruz bunun yapıldığını. İmarının da evet. Şehirleşmesinde. Baktığın zaman bir labirent şeklinde. Yani bu olmaz, yakışmıyor. Elazığ'a yakışmıyor. Bugün 50 sene önce Rizaiye Mahallesi mesela Payton derinde yapılmış, Payton'a göre yapılmış. Yine baktığın zaman bir ucundan bir ucunu görebiliyorsun. Nail Bey yine öylesine. Ama bu son 15-20 yıl içerisinde veya 30 yıl içerisinde bu şeyi belediyelerimiz bazı şeylere
kurban ettiler yani. Biraz önce de söyledim. Örneğin Elazığ Spor'a. Şahısları örneğin. Heba ettiler yani. Şahısların hatırı veya bir vekilin hatırı veya Elazığ'ın hatırı bugün Elazığ'dan önde olmaması lazım. Elazığ hepimizin. Elazığ bizim sevdamız. Elazığ bizim gururumuz. Bugün Elazığlıyım dediğin zaman Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde kabul görüyorsun. Hürmetle karşılanıyorsun. Biz bunun imarda da bunun hakkını vermemiz lazım. Yani burada katıra, gönüle, siyasete bu işi kurban etmememiz lazım. Ben bunu gördüm 40 sene içerisinde. Peki. Efendim diliyoruz tabii ki bir daha böyle felaketler yaşamayız ve bundan sonraki noktada kimin üzerine ne görev düşüyorsa fazlasıyla ve layıkıyla yerine getirmiş olur. Evet. Özellikle Sayın Kıran, gençler üzerinde de çok önemli önerilerinizin olduğunu ifade etmiştiniz. Evet. Geleceğimizin teminatıdır çocuklarımız. Mutlaka. Bu noktada onlar için önerileriniz ne olacaktır? Gençlerimiz bizim geleceğimiz, teminatımız. Yani hayat sigortamız. Fakat gördüğüm gençlerimiz maalesef bir sosyal medyaya, televizyona, bir körü körüne bir spora, sporda ben karşı değilim. Töbene özüyle öyle gencimiz var ki diyor, bileğimiz kessem sar bilmem ne akar, kanım böyle olur, ben ölürüm. Adam öldürmeye kadar gidiyor. Birbirlerini vuruyorlar, darp ediyorlar. Bu spor olmaması lazım. Gencimiz bu olmaması lazım. Gençlerimizin bir defa ben acizane kendi hayatımdan bir örnek vereyim. 65 yaşında biri olarak. Ben 68 yılında 13 yaşında gittim ülke ocağına kaydoldum. Orada ben vatan sevgisini, bırak sevgisini, orası o zaman bir ocaktı yani şimdiler gibi değildi. Türk'ün düşmanı kim? Kabaklı'nın dediği gibi dostu kim? Ben onu orada gördüm. 73-75 yılında tuttum, yeniden milli mücadelesine de gittim. Buraya sadece yetinmedim. Oradaki bizim büyüklerimiz, abilerimiz daha çok geniş perspektifle bizi bilgilendirdiler. Dünyayı bize tanıttılar. Ben onu genç yaşta kalbime işledim. 76-77 yılında onlarla da tatmin olmadım. Milli görüşe gittim. 35 yıl milli görüşte canımla, malımla mücadele ettim. Allah rızası için, vatan için, Elazığ için, Türkiye için, bayrağımız için, bayrağımız için, vatanımız için, ezanımız için. Ama ben gençlerde bu azimi, bu iradeyi göremiyorum. Bu benim ufkumu açtı. Bu beni buralara taşıdı. Yani ben lise mezunu Emlakçı Mehmet Kıran olarak ben vatanıma, milletime faydalı olmayı burada gördüm. 16 yıl içerisinde ben bütün devlet dairelerine, kamu kuruluşlarına bir bedelsiz ekspertiz hizmeti verdim. Bu 16 yıl içerisinde devlet dairesinde Milli Emlak'tan bir tek metre gidip talip olmadım, almadım. Kendime, nefsimi bir şeye değişmedim. Sadece dedim vatanım, Elazığ'ım. Fakat biraz önce de söyledim, yine söylüyorum. İncildim, nasıl incildim? Bize dediler ki adam Emlakçı Mehmet Kıran söylesin ya işte. Ben dedim ki kentsel dönüşümdür. Paşa Konağı'nda söyledim. Eczacılar Odası'nda, Mislant'ta, Belediyenin Kültür Merkezi'nde defalarca. Elazığ birinci derecede deprem bölgesi, bütün protokol oradaydı. Bir an önce bunu yapayım. Kentsel dönüşüm bir an önce yapılsın. Zemini sağlam, çürük olan yerdeki insanlarımız oralar birleştirilsin. O zemine göre uygun yeni projeler yapılsın. Fakat bunu maalesef dinlemediler. Ben de 2 yıl önce emlakçılığı da, dernek başkanlığı da bıraktım. Şimdi acizane Hazreti Ali Cami Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. Fakat bu içimde bir yara olmuş ben. Vatanımı, Elazığ'ı seven biri olarak içimde bir yara olmuş. Yani bunu şimdiki gençlerimizle ben acizane diyorum ki bu şeyde kendisini yetiştirsin. Sadece sosyal medyayla, Facebook'la bilmem neyle değil. Vatanımızı sevelim. Bugün Türkiye dünyadaki bütün 1,5 milyar insan gözünü Türkiye'ye dikmiş. Bizim çok güzel bir cumhurbaşkanımız var, sayın reisimiz. Bugün her yerde gittiği yerde kabul görüyor. Bak Pakistan'a gittik, oradaki o imam dedi ki gel buyur sayın cumhurbaşkanım gel. Yani bu büyük bir şeref Türkiye için. Bizim gençliğimiz de, biz gençler olarak gençliğimiz de buraya ayak uydurması lazım.
bu şeyde kendisini yetiştirmesi lazım. Gençlik bizim her şeyimiz. Burada bir hükümetin olması, birilerinin olması bir şey ifade etmiyor. Ama bizim gençliğimizin dik durması, kendisini yetiştirmesi sağlam olması lazım. Anne babaları da bu noktada aslında çok önemli görevler düşüyor tabii. Evet. Anneleri, babaları maalesef oğlum vatanımız, milletimiz, bayrağımız demiyor yani. Oğlum doktor ol, oğlum hakim ol, ha oğlum ya bırak ya, bırak adam olsun ya. Bırak vatanını sevsin. Bırak adam olsun. Yani. Peki. Efendim son olarak Elazığlılara neler söyleyeceksiniz? Gerek imar, gerek yaşanan deprem, gerek bundan sonraki süreçte Elazığ halkı nelere dikkat etmeli, neleri bilmeli? Mesela şunu da örnek vereyim. En basitinden bir araba alırken ekspere götürmeden biz onu almıyoruz. Ama ev alırken daha çok evin iç görünüşü ve dış görünüşüne dikkat ediyoruz. Halbuki aslında bu noktada belki daha iyi bilirsiniz ama bir evin temelinin sağlamlığı, işte kullanılan malzemenin sağlamlığı çok daha önemlidir. Ama maalesef araba alırken bunu yapıyoruz ama ev alırken bu hususta çok geri plandayız. Direkt dış görünüşüyle, iç görünüşüyle, işte takılan malzemeleriyle, kullanılan iç malzemeleriyle o ev bizi cazip ediyor. Yanlış yapıyoruz. Bundan sonra yanlış yapmamak adına önerileriniz, son sözleriniz ne olacaktır? Şimdi ben şurada şunu söyleyeceğim. Burada ev alırken vatandaşımız bunun dış görünüşüne aldanıyor da içini zaten bilemez. Burada iş belediyeye düşüyor. Bu son zamanlarda belediyemiz çok güzel kontrol ediyor. Bilhassa 99 depreminden sonra yapılan binalara bakarsanız onlarda bir sorun yok. Deprem yönetmenliğine uygun. Evet. Fakat ondan önce yapılan şeylerde belediye gelip kontrol ediyordu. Ondan sonra bazı söyleyecek söz bulamıyorum. Bizim inşaat yapan insanlarımız, bilinçsiz, şuursuz insanlarımız içinden demirleri çekiyordu ki ben o demiri başka yerde de kullanayım. İşte bir ton demir, beş ton, iki ton demir para tenezzül ediyordu. O binalar işte yıkıldı. Bizim insan hayatı 5 ton demirden çok çok kıymetli. Ton demirle, 5 ton altınla ölçülemez. Bunun için de gerekli önlemler alındı. Geçtiğimiz gün resmi gazetede imar planı ile ilgili kat servisi olmayacak diye açıklamalar yapıldı. Resmi gazetede yayımlandı. Ki bu da çok önemli bu noktada, evet. Elazığ depreminden sonra. Diliyoruz artık her şey yerli yerince ve kimsenin canı yanmadan yaşanan bu felaketlerde belki evet bir doğal afet, çok sağlam yapılan bir zemin de belki o depreme dayanamayacaktır ama maalesef ki yapıların sağlam olmaması belki de çok ufak bir sarsıntıda bile can kaybına sebep olacaktır. Burada ben şöyle bir sorunun 40 yıldır müşahede ettiğim bir sorunun altını çizmek istiyorum. Belediye encümenleri. Bu çok önemli. Belediye başkanı ne kadar cevval olursa, ne kadar bilinçli olursa olsun, belediye encümenleri, belediye başkanı desteklemedikten sonra, o ekip desteklemedikten sonra o belediye başkanı bir şey yapamaz. Ben 40 yıldır acizane Elazığ'da şunu sezinledim, şunu gördüm sahada biri olarak. Belediye encümenleri müracaat edeceğin zaman diyor ki bu referansın kim? İşte hangi milletvekili, işte hangi bakan, kim senin referansın? Referans Allah ya, referans bu adamın şeyine bak, yaptığı işe bak, bu adamın kalitesine bak, bu adam mühendis mi, mimar mı, müteahhit mi, tecrübesine bak, fayda getireceği faydaya bak, referansı ne yapasın? Artı encümen olduktan sonra da 2-3 grup oluyorlar. A grubu, B grubu, C grubu. Orada Elazığ'ın işlerini değil de A grubu diyor ki ben senin bu şeyin imza atacağım ama senin bu işen B grubundaki filan adamın işine. Sen de benim şu adamın işine imza atacaksın. Ya bırakın ya. Öleceğiz ya. Allah'a gideceğiz ya. Yarın mahşer var. Bunlar Elazığ'ı altını çiziyorum. Yani bunu kimse söylemeye cesaret edemedi. Ama ben Mehmet Kıran'ım söylüyorum. Çünkü vatanımı, milletimi, insanımı her şeyden çok seviyorum. Bıraksınlar yani referansı bıraksınlar. O gruplaşmayı bıraksınlar. Ben adamıma hizmet edeyim bıraksınlar.
diyebilirse, Elazığ'da biri kalkıp diyebilirse ki bu 40 sene içerisinde Mehmet Kıran şu yanlışı yaptı, şunu şey yaptı, adamına şu şeyi yaptı, kendisi şahsına bunu yaptı diyebilirse ben o adamın andan öperim. Ve onun için de rahatlıkla söylüyorum. Herkesi de rahatlıkla eleştiriyorum. Söylüyorum. Bu dediğim insanlar da bunu bıraksın artık da. Bak çok güzel bu son 2-3 yıl içerisinde gönül seferberliği şey edildi. Siyasette gönül belediyeciliği oldu. Bırakın birbirimizi sevelim, Elazığ'ımızı sevelim, ülkemizi sevelim, insanlarımızı sevelim. Gruplaşmayalım yani. İlimiz için iyi işler yapalım. Ben mesela cami yaparken yönetimle toplandım. Hazreti Ali Camii dedik. Niye? Bizim yöremizde, Elazığ'ımızda Tunceli yöresinin insanı da çoğunlukta. Onlar da şey olsun. Yani Hazreti Ali hepimiz seviyoruz. Birbirimize bir şey oldu. Yani bağlama için bir sebep oldu. Birbirimizi sevelim. 16 sene içerisinde Tunceli yöresinden illa mutlaka bir yönetimi aldım. Onları da dinledim. Ve bunun da çok faydasını gördüm. Diğer insanlarımızın da bunu yapması lazım. Kimseyi öteleştirmemesi lazım. Hepimiz birlik olmamız lazım yani. Elazığ için hepimiz birlik olmamız lazım. Tuncelisiyle, Zazasıyla, Kürdüyle, Türküyle, her neyse. Elazığ'ı sevmemiz lazım. Vatanımızı, bayrağımızı sevmemiz lazım. Doğru, dürüst olmamız lazım. Yapılan yanlışları bir kenara bırakmamız lazım. Allah bize bu ilahi kazı verdi. Yeni bir sayfa açmamız lazım. Bundan sonra herkes önüne bakması lazım ve Elazığ'ı, geleceği düşünmesi lazım. Bir an önce yaralarımızı sarmamız lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıran. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili izleyenler, kısa bir ara, aranın ardından bültenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günün gelişen haberleriyle bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salıbaba Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya katılan Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedelere nakdi yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti. Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üçe gidiyor mu? Üçe gidiyor. Kardeşim mi? Hı hı. Abi kardeş misiniz? Aferin sana ya. Hadi bakalım. Okullar tatil bir haftada. Ya çalışıyoruz mu bu arada? Bana ara. Hadi bakalım. Ailenize çok selam söyleyin. Allah bağışlasın sizi. Soylu daha sonra Salıbaba Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezi'nde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi. Hadi bakalım. Nasılsınız? Selam aleyküm. Selam aleyküm. Nasılsınız Sayın Müdürüm? Selam aleyküm. Cümleten geçmiş olsun. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Yani şeyler itiraz, vatandaşımız itiraz gelecek. Öyle mi? Çok güzel olmuş. Ben bu okulu yaparken... Alkışlayalım beyler. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada yaraları sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı. Şunu söyleyeyim, yaklaşık önümüzdeki yılın Mart ayında, Nisan ayında bu felaketlerin oluşturduğu, bu depremin oluşturduğu maliyetlerin tamamından inşallah kurtulmuş yepyeni bir hem sağlıklı hem güvenli binaların oluşturulduğu Elazığ'la sizi inşallah bir araya getirmeye çalışacağız. Bu arada dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüzün yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimiz sonuna kadar sizin yanınızdadır. Yani bu kış günlerinde bu karda çok büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Gücümüzün yettiğince de elimizle beraber size ulaşmaya çalıştık. Ve şunu da söyleyeyim, sonuna kadar da emrinize amadeyiz. Allah razı olsun.
Depremzedelerin yapılacak yeni binalara taşınacağını anlatan Soylu, kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz dedi. Ağır hasarlılar, orta hasarlılar, az hasarlılar, herkes kendi itirazlarını yapacak. Şunu biliniz, itirazların tamamında gelinecek evlerinize bakılacak. Biz kimseyi riskli bir binada oturtmayı istemeyiz. Yani devlet olarak da bunu kabul etmeyiz. Yani burada tam tamıyla sizin kalbiniz mutmain olana kadar, bizler işimizi tam anlamıyla yerine getirene kadar bu meselelerin sizlerin açısından da bizlerin açısından da güvenli bir şekilde vatandaşımızın oturacağı bir hali tesis edinceye kadar devam ettireceğimizi bilmenizi istiyoruz. Ardından Gümüşkavak Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu muhtarlardan bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Soylu, devletin tüm imkanlarını vatandaşların mağdur olmaması için seferber ettiğini vurguladı. Allah razı olsun hocam. Bu meselenin hal yoluna varıncaya kadar, herkes güvenli yerlerde hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar Allah nasip ederse, ömrümüz sağsa, yaşıyorsak buralarda emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. Selamünaleyküm. Gümüşkavak Mahallesi taziye evinde bir vatandaşın taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, aracına aldığı çocuklarla sohbet edip oyuncak verdi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde milletvekilleri ve belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak olan konutların ihalesini yaptıklarını belirterek Elazığ'da yaşanabilir sağlam konutlar inşa edeceklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlbank Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda il yöneticileri ve yetkili birimlerle Elazığ'da devam eden çalışmaları değerlendirdi. Bakan Kurum, toplantının ardından milletvekilleri ve belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Geçtikten sonra gelecekler inşallah. Niye korkuyorsun? Korkma. Vallahi korkuyoruz yani. Sürekli hatırlıyorum. Açılacak haftaya. İstiyor musun açılsın? Evet, çok istiyorum. Çok istiyorum. İyi mi dersler? Evet. Açılacak haftaya inşallah. Şey, ne, doğuştan? Ne bakın. Babam kapını çarpmamış. Alttaki kolonlar da gitmiş. Sayın Bakan. Tamam, hepsini alacaklar, bakacağız. Burayı komple kentsel dönüşüm projesi içerisinde. Bakan Kurum incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olduğu andan itibaren biliyorsunuz tüm bakanlıklarımız seferberlik içerisinde Elazığ'ımıza hareket ettiler. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak tüm ekiplerimizle birlikte sahada Elazığlı kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık ve yaklaşık 23 gündür de Elazığ'dayız. Şehrin hasar görmüş sokaklarını, mahallelerini tek tek gezdiklerini ifade eden Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Elazığ'ın bütün hasar görmüş mahallelerini, sokaklarını tek tek ekiplerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla
Elazığlı kardeşlerimizle bir beraber olmak suretiyle gezdik ve onların acılarına ortak olmaya çalıştık. Elazığ'da yapılması gereken ihya ve inşa faaliyetlerini başlattık. Kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Depremde belki az hasar görmüş, belki orta hasar görmüş ama dönüşmesi gerektiğine inandığımız şehir merkezindeki Mustafa Paşa'da, Rüstem Paşa'da, Abdullah Paşa'da, Sürsürü'de, Aksaray'da, Kızılay'da, bilhassa olması gereken tüm alanlarda projelerimizi başlattık ve bir taraftan hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde tamamladık. Diğer taraftan da enkaz kaldırma ve yıkım sürecini gördüğümüz gibi yürütüyoruz. Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak olan konutlar için ihaleyi gerçekleştirdiklerini belirterek, diğer alanlarda konut yapım aşamasına süratle geçileceğini söyledi. Temel atmak için Sürsürü'de ihalemizi gerçekleştirdik ve artık temel hafriyatını alıyor. İnşallah hafta sonuna kadar da temel atacak seviyeye getirmiş olacağız. Ve diğer alanlarda da yine Yemişli'de, Zafran'da, Malatya'da eş zamanlı bir şekilde süreçlerimizi yürüteceğiz ve inşallah bir yıl içerisinde de projelerimizi etaplar halinde tamamlayıp Elazığ'ımızı bu çektiği sıkıntıdan, acıdan kurtaracak ve gerçekten yaşanabilir depremle ilgili mücadele noktasında sağlam güvenli konutlarını inşa edeceğimiz bir Elazığ'ı hayal ediyoruz ve bu hayal ettiğimiz projeyi de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bakan kurum, yaşanabilir sağlam konutların yer aldığı bir şehir inşa edeceklerini ifade ederek Elazığlıların misafirperver olduğunu kaydetti. Bu süreçte tüm Elazığ vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bize çok büyük bir misafirperverlik gösterdiler. Acılarını unuttular ve biz de sahada her zaman yanımızda oldular. Vatan sağ olsun dediler, devletimiz sağ olsun dediler. Ben her bir Elazığlı kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu duruşlarından ötürü. Bir ayaklarının sürekli Elazığ'da olacağını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum, projelerin takipçisi olacaklarının altını çizdi. Biz belki 23 gün sonra buradan ayrılacağız ama sürekli bir ayağımız Elazığ'da olacak. Sürekli Elazığ'ımıza gidip geleceğiz ve en az bir bakan yardımcımız burada olacak. Biz de süreçler içerisinde projelerimizin takiplerini gerçekleştireceğiz ve en yakın zamanda yeni konutlarımızı, sağlam konutlarımızın inşasını gerçekleştireceğiz. Sekizlik depremin ardından Elazığ'da bir yandan yaralar sarılmaya çalışıyor, diğer yandan da hala birçok noktada yıkım çalışmaları sürüyor. Depremde hasar gören noktalardan biri olan yıkım çalışmalarının tamamlandığı Sürsürü Mahallesi'nde yeniden yapılaşma için ilk adımlar atıldı. Temel kazımına devam edilen alanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İl yöneticileri incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te 6.8'lik bir depremle sarsıldı. O korku dolu gecede 37 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Depremden en çok etkilenen noktalardan biriydi Sürsürü Mahallesi. 5 katlı Dilek Apartmanı deprem anında yıkıldı ve 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremde en büyük hasar alan noktalardan birisiydi bulunduğumuz nokta. Sürsürü Mahallesi. Dilek Apartmanı deprem nedeniyle yıkılmış, 14 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı ve çevredeki hasarlı binaların da yıkım işlemlerine başlandı. O işlemlerde de sona gelindi. Depremin üzerinden tam 24 gün geçti. Bir yandan yaraların sarılmaya çalışıldığı ve bir yandan da birçok noktada yıkım çalışmalarının devam ettiği Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nin yeniden yapılaşması için ilk adımlar atıldı.
Yaraların sarılmaya çalışıldığı ve birçok noktada hala yıkım çalışmalarının devam ettiği Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nin yeniden yapılaşması için ilk adımlar atıldı. Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'nde bu bölgede 179 daire yapılacak. Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da TOKİ tarafından ihalesi yapılan daireler Elazığlı bir firma tarafından inşa edilecek. Çalışmaların başladığı alanda 6 otopark olacak. Bir kısmı 100 metrekare, bir kısmı ise 120 metrekareden oluşan daireler zemin artı 4 kat şeklinde olacak. 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'nde 179 daire inşa edilecek. Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da TOKİ tarafından ihalesi yapılan daireler Elazığlı bir firma tarafından yapılacak. Çalışmaların başladığı Sürsürü Mahallesi'nde yeni yapılacak dairelerin 6 otopark olacak şekilde zemin artı 4 kat inşa edilecek. Dairelerin bir bölümü 100 metrekareden, kalan bölümleri ise 120 metrekareden oluşacak. Öte yandan temel kazımına devam edilen alanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile il yöneticileri alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Elazığ 24 Ocak tarihinde yaşadığı depremin yaralarını sararken iki isme de büyük minnet duyuyor. O iki isimden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğeri de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Depremin yaşandığı saatten sonra Elazığ'a gelen ve o tarihten bugüne Elazığ'dan ayrılmayan bakanlar için usta gazeteci Ahmet Hakan da bir yazı kaleme aldı. Elazığ 24 Ocak tarihinde saatler 20.55'i gösterdiğinde 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremden hemen 3 saat sonra Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz demeden koşturdular, çalıştılar. İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplumun her kesimiyle bir araya geldi, sıkıntıları dinledi, devletin varlığını vatandaşına hissettirdi. 24 Ocak tarihinden bu yana Elazığ'da olan bakanlar vatandaşın takdirini ve övgüsünü topladı. Vatandaşlar övgülerini, sevgilerini zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ortaya koydular. Şehrin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmaları yerinden takip eden, sürekli il yöneticileriyle toplantı halinde olan İçişleri Bakanı Soylu ve Bakan Kurum'un Elazığ çalışmaları ile gazeteci Ahmet Hakan da bir yazı kaleme aldı. Gazeteci Hakan yazısında, Elazığ depreminin üzerinden 21 gün geçti. Neredeyse unuttuk depremi. Deprem bölgesinden herkes çekildi. İki isim hariç. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Artık iyice Elazığlı olmuşlar. Eşrafı tek tek tanımaya başlamışlar. Esnafla arkadaş olmuşlar. Sokakları, meydanları, camileri, kahveleri falan biliyorlarmış. Elazığ türkülerinin tümünü öğrenmişler. Elazığ şivesini sökmüşler ve Harput civarındaki valilik evine yerleşmişler. Valilik evi ısınmıyormuş kolay kolay ifadelerine yer verdi. Bana göre çok eski ya. Çok eski. Eski yerleştiklerden biri abi ya. Altta. Temel. Nasıl? Bir işimizi yapalım mı? Anladım. Dağdan geldiler, bağdakilerin iş öğretiyorlar. Demezsin. Gazeteci Ahmet Hakan yazısını, korkarım Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un Elazığ'ı bırakıp Ankara'ya dönmesi biraz zor olacak ifadeleriyle sonlandırdı. Kültür park alanında kurulan çadırda kalan depremzedeler akşamları biraz soğuk oluyor dese de devletimiz, milletimiz hep var olsun açıklamasında bulundular. Onlar yaşadıkları alanın en masumları. Burada çadırda mı kalıyorsun? Nasıl geçiyor vakit? İyi. Deprem olduğunda neredeydin? Şeyde yatakları yesildi gittik yattık. Çok korktun mu? Korkmadın mı depremden?
Şimdi çadırda mı kalıyorsun? Kim var yanında? Babam. Evet. Anne. Evet. Abim. Evet. Ablam. Soğuk oluyor mu çadır? Evde ne yapıyorduk? Oturuyordum orada. Ha, ne oldu sonra? Deprem oldu, sel kastı. Çok korktun mu? Ağladın mı? Geçiyor burada hayat? Çok güzel. Neler yapıyorsun? Anlat bize. Boyar. Arabayı boyuyorum. Başka? Matana yapıyorum. Annem matana yapıyor. Peki, hiç sıkılmıyor musun burada? Yok. Güzel mi geçiyor vakit? Ne istersin? Neyin olmasını istersin? Patates. Kültür park alanına kurulan çadırda kalan vatandaşlar akşamları biraz soğuk oluyor deseler de devletimiz, milletimiz hep var olsun dediler. Ben boyacılık yapıyorum. Ben depremden olduğu günden beri buradayım. Yani Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz hep bizle beraber oldu. Bir dünya Elazığ'a akın oldu. Yani bütün yardımlar yapıldı. Amrabi gibi işte AFAD'da temsilcilerimiz bile... Yani Allah onlardan razı olsun, adamlar kendi ceplerinden bile ihtiyaç sahiplerine, arabalarının bagajlarına kendi ceplerinden alışveriş yaparak ayakkabı, mont, pantolon, üst, mağdur olan ailelerin, daha mağdur olan aileler var. Onlara yardımlar yapıldı. Yani AFAD'ın yaptığı, Kızılay'ın yaptığı yardımlar yani sıkıntısız. Yemekler de olsun. Yani batanyalarda olsun, yatacak yerlerde olsun, bütün çadırlar full. Yani başka sıkıntımız yok. Allah devletimizden 100 bin kere razı olsun. Çok güzel geçiyor, sağ olsunlar. Arkadaşlar, Ahmet Bey, onlar hepinize arkadaşlar, hep bize çok yardımcı oluyor. Yani hemen gittiğimiz zaman ihtiyaçlarımızı temin ediyorlar. Sağ olsunlar, biz kendisine çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Ahmet abimiz çok değerli bir abimizdir. Yani her tarafta hemen yardımcı oluyor yani. Ne lazım, şu lazım, bu lazım, hemen... Yazıp hemen git AFAD şeyden al gelsin diyorlar yani. Bir sıkıntı ve sorununuz yok. Çok şükür Allah'a çok şükür. Allah devletimize milletimize razı olsun. Sizlere de sağ olsun. Allah hayırlısı da kabul etsin. İyi ki buraya kadar geldiğiniz için. Depremin ikinci gününde bu itibaren buradayım. Nasıl geçiyor yaşam? Valla normaldir hocam. Normaldir, iyidir. Çok şükür. Biraz soğuk, geceleri soğuk oluyor. O kadar yani çadırda biraz rahat değiliz yalnız. Valla iyi, konteyneri bekliyoruz. İnşallah bize bir konteyner çıkar. Valla devlet çok şükür yani burada yemeğimiz, suyumuz, her şeyimiz bedava. Başka türlü devlete yardım alacağımız bir şey de yok. Yalnız her şeyimiz bedava. Su, yiyecek, içecek, giyecek. Normal çoğu şeyle devlettedir. Biyologlar Dernek Başkanı ve Çadır Kent'te koordinasyonundan sorumlu Ahmet Türker, 24 Ocak'tan bugüne Çadır Kent'teki son durumu değerlendirdi. İlimizde en büyük Çadır Kent yerleşim alanı Kültür Park'ta. AFAD ilk etapta depremden sonra 405 çadırı hızlı bir şekilde kurulumunu yapmıştı. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü görevli öğretmen arkadaşlarla ve Tarım İl Müdürlüğü Sayın Turan Karaağan'ın tüm ekibi koordinasyonunda bir toplantıda neler yapacağımızı belirledik. Ayın 27'sinde ve 28'i sabahı bu alanda olduk. Bütün çadırların envanterini çıkardık. Kimler kalıyor? Biz ilk geldiğimizde şunu gördük. İşte cumartesi tabii insanlar depremden çıkmış, panik içinde gidecekleri, sığınacakları bir yer arıyorlar. Bu yerde devletimizin kurduğu, AFAD'ın kurduğu çadırlar oldu. Çok hızlı bir şekilde bu çadırlara yerleştirildiler. O ilk günün heyecanıyla herkes çadırları doldurdu. Öyle ki oldu ki çadırlarda 13-14 kişinin kaldığını gördük. Tabii bu arada 27'sinde, 28'inde başladık. 29'unda bütün çadırların envanter çalışmalarını yaptık. Hepsini kayıt altına aldık. Bilgisayarlara geçtik. TC numaraları ve adresleriyle beraber yaş gruplarına kadar hepsini belirledik. Burada tabii üzücü olaylar da karşıladık. Halkımız o anda panik anında. Onları da normal karşıladık. Depremden zarar görenler ve görmeyenler bir şekilde ayrımını yaptırdık. Emniyetle beraber, AFAD'ın yetkilileriyle beraber ayın 30'unda biz burayı bir düzene koyduk ve bütün gelen yardımları ilk anda burada 50 tane gönüllü gencimiz geldi. Bunlar lise öğrencisi, işte üniversite öğrencisi. Bu gönüllü gençlerimizde depolarımızda mevcut olan bütün battaniye, mesela günlük hava çok soğuk olduğu için ısınmaları katalitik soba, o katalitik sobaları gönüllüler oralara taşıdı.
nasıl yakıldığı kullanılacağı dair onları eğitimleri verildi, kontrol edildi. Tabii bütün devletimizin bütün kurumları burada, bakanlarımız burada, milletvekillerimiz burada, il müdürlerimiz, vali yardımcılarımız burada. Devletin bütün şefkatini ben burada gördük, halk da onu zaten hissetti. Şu anda çadır kentimizde mevcut 405 çadırımız var. Bunun 402 tanesi şu an 403 tanesi görevli personele ayırmışız. Yaklaşık şu anda 332 çadırımız full dolu. 70 çadırımız boş. 3 çadırımızda zaten yöneticiler var. İşte tabii bu arada giren çıkanlar var. Yani burayı ben ev buldum gidiyorum diyen depremzedelerimiz var. Veyahut da ben artık evim oturulmuyor, eşyamı taşıdım, çadıra gelmek istiyorum. Onları tekrar çadırlarına indiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda halk da sakin, herkes huzurlu. Tabii yardımsever Elazığ halkı çok güzel yardımları geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan gönüllüler geliyor. Bizim hiç haberimiz, bilgimiz olmadan vatandaş geliyor burada çadırlarda. Kendi duyuyoruz yani maddi olarak da dağıtımlarını yapıyorlar. Kendi hayırlarını yapıp gidiyorlar. AFAD gönüllüleri de gece gündüz vatandaşlarımıza gelen yardımları yetiştirerek onların sesi olduk dedi. Devletin ulaştırmış olduğu yardımları birebir sahaya çıkarak gerek hani bazı görüntüler alarak vatandaşın sesi olduk biz. Gönüllü olarak gece saat 3'te hiç saat fark etmeksizin inanın vicdanen biz rahat yatamıyorduk gönüllüler olarak. Yattığımız zaman da hani orada bir insanın sana ihtiyacı var diye hani insaniyet namına böyle kalkıp gece bile geldiğim oldu. 2 gün uykusuzca onlara yardım ettim. Hani aynı zamanda devletimizin gerçekten çok fazla yardımı oldu. Ve aynı zamanda biz AFAD gönüllüleri olarak ve birçok ekip arkadaşım da olarak ben Bilişim Teknolojiler bölümünden sorumluydum. Ama onun haricinde diğer insanlara da yetişmeye ve yardım ulaştırmaya çalışıyorduk. Gerçekten talepler, imkanların inanılmaz derecede yettiği bir bölgeydi bura ve yetiştirdik. Hani onun haricinde devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Hani onlar da bizim arkamızda ve can güvenliğimizi korudular. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem boyunca mesai kavramı gözetmeden çalışan emniyet güçlerini ziyaret ederek çevre illerden gelen polislerin canla başla çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili Erol bina yıkım yerlerindeki incelemelerini sürdürürken nöbette olan Ankara ve İzmir'den gelen polis ekipleriyle de bir araya geldi. Erol gece gündüz demeden fedakarlıkla çalışan polislere biraz moral olsun diye Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı telefonla arayarak o illerden gelen polis ekipleriyle görüştü. İlk geceden belli Ankara'da emniyetimiz burada. Gerçekten hem enkaz bölgelerinde hem vatandaşlarımızın çadır bölgelerinde güvenliği sağlamak için ve belki de son dönemin en sert kışını yaşıyoruz Elazığ'da. Can sağ olsunlar, polis arkadaşlarımız canı gönülden burada emek veriyorlar. Onların şansına size teşekkür ederim. Ankara emniyetinden arkadaşlar da yanımda. Onlara da bir merhaba derseniz sevinirim. Burada işte böylesin sesinizi duyarak onur olmuş olurlar. Teşekkür ederim. Ben komiser arkadaşa veriyorum. Saygılar, görüşmek dileğiyle müdürüm. Sağ olun. Sağ olun. Sayın müdürüm, komiser yardımcısı Hüseyin, toplu kuvvetten. Emirleriniz efendim. Sağ olun sayın müdürüm. Çok iyiyiz. Burada arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Şu anda Elazığ halkıyla müthiş bir dayanışma içerisindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaçları için elimizden geleni yapıyoruz efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun sayın müdürüm. Sağ olun sayın müdürüm. Sağ olun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun. Sizden çok memnunuz. Yani onların şahsında sana da teşekkür ederiz. Ben amir neydi? Muhammed'e veriyorum. İşlerin en kıdemli olsa. Bakıyorlar müdürüm. Sağ olsunlar. Onlar da her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Yeme, içme, barınma. Yani hiç üşümedik diyebiliriz kaldığımız yerde. Doğru değil. Sağ olun. Alo.
Yok oğlum ya, ben geziyorum, arkadaşları böyle sürekli ziyaret ediyorum. Biraz ortalık sakinleşsin, seninle de bu tarafa bir geliriz. Buraları bir görmemde yarar var. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, gazetecilerin yıpranma hakkı için konulan basın kartı sahibi olma şartına ilişkin kanun maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin tarihi bir karar verdiğini söyleyerek, bu tarihi karar için tüm meslektaşlarım adına Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum dedi. Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin basın kartı sahibi olmasalar da yıpranma hakkından faydalanabilmesine karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Anayasa Mahkemesi, basın kartı sahibi olan ve olmayan gazeteciler şeklinde ikili bir ayrımın olmayacağına karar vererek, sektörümüzde kanayan bir yara olan uygulamaya son vermiştir. Bu ayrım, basın kartı sahibi gazetecilerle basın kartına sahip olmayan gazetecilerin aynı işi yapmalarına rağmen emeklilik bakımından farklı düzenlemelere tabi olmaları sonucunu doğuruyordu. Anayasa Mahkemesi, yıllardır dile getirdiğimiz gibi gazetecilerin fiziksel, ruhsal ve fizyolojik bakımlardan insan sağlığını olumsuz etkileyen ağır ve yıpratıcı koşullar altında çalıştıklarını ve yıpranma payı hakkından yararlandırılmalarının yasalarca kabul edildiğini onaylamış oldu. İptal hükmü resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu tarihi karar için tüm meslektaşlarım adına Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum dedi. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından iki bakanın koordinatörlüğünde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde sarılmaya devam ediyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktaları da depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler başta olmak üzere spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da kent genelinde acil yıkılması gereken 558 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan 5000 ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde kurulan konteynerlerde de son aşamaya gelindi. Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları gönüllülerin de desteğiyle mağdur durumda olan ailelere her türlü desteği veriyor. Türkiye'nin tüm illerinin seferber olduğu deprem nedeniyle evleri hasar alan ailelere 23.986 adet çadır, 62.375 yatak, 136.027 adet battaniye, 39.345 ısıtıcı soba, 22.746 ton kömür ve odun, 51.000 gıda kolisi, 56.247 giyim yardımı ve 99.154 adet bebek bezi ile hijyen malzemesi ulaştırıldı. Geçici barınma merkezlerinin kurulumu bitene kadar depremzede aileler kentte farklı noktalarda kurulan başta çadır kentler olmak üzere spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda yaşamını sürdürüyor. Her gün 119 noktada 50 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi. Yaraların sarılması kapsamında depremzede 2.439 aileye şu ana kadar 14.951.000 TL kira yardımı, 8.000 kişiye ise vakıftan 6.780.000 TL nakdi, hayvanlarını kaybeden üreticilere de 500 küçük ve büyük hayvan verildiği aktarıldı. Polisin 300.000 adet kumanya dağıttığı depremde jandarma ise araçlarla 103 kişinin evini ücretsiz taşıdı. Bal bekliyoruz, konteyneri bekliyoruz biz. Size konteyner kent verildi mi ya da verecek söylendi mi? Vallahi eşim yazılmış. Dedi vereceğiz, onu bekliyoruz. Çok kötü durumdayız yani şu anda. Konteyner... Mutlu olacağım. Çocuklarımla beraber çok mutlu olacağım. Allah razı olsun yani devletimizde. Yani şimdi... Devlet sahip çıktı bana, sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi de deprem olduğunda da yine sahip çıktılar. Vallahi sağ olsun, Allah razı olsun devletimizden. Her zaman, her yerde, her konuda bize yardımcı oldular yani. Açıkta kalmadık. Aynı gün çadırlar kuruldu, yataklar verildi, sobalar kuruldu. Allah razı olsun yani. Evet şu an. Vallahi iyi olur. En azından çadırdan iyidir konteynerler. Yine Allah razı olsun yani. Soğuktan kurtuluruz. Emlakçılar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Kıran, yaşanan depremin ardından Elazığ genelinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini söyledi.
Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Elazığ'ın genelinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini ifade eden Emlakçılar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Kıran, zemin etütlerinin yapılarak zemine göre kentleşmenin olması gerektiğini kaydetti. Burada bu felaketten bizim ders almamız lazım. Maalesef ben 35 yıldır bu sektörün içinde olan biri olarak defalarca yetkilileri her platformda, Paşa Konağı'nda olsun, Eczacılar Odası'nda, MÜSİAD'da, belediyede yapılan toplantılarda uyardım. Uyarım şu oldu yani, kentsel dönüşüme bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Elazığ birinci derecede deprem bölgesi dedim. Fakat bunu biz bir türlü hayata geçiremedik. Geç kaldık. Uyarıdan sonra hiç değilse tedbirlerimizi alıp, yaptığımız yanlışları göz önüne alıp tekrar bu yanlışlara düşmememiz lazım. Bir an önce kentsel dönüşümü hayata geçirmemiz lazım. Elazığ'ın zemini sağlam olan bölgeleri. Bu zemini sağlam olan bölgeler, bunu herkes de biliyor yani, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes de bilir. Şöyle ki mesela Su Gözü'nün o yamaçları, Harput'un yamaçları, bu Fevzi Çakmak Mahallesi'nin üstü o kısımlar, Zafran, ondan sonra Misland'ın olduğu yerler, Misland'ın batı tarafları, arka tarafta TED Koleji'nin olduğu bölümler, mesela orada Tema Vakfı'nın olduğu bölümler, ki oralarda da büyük 900 dönüm, 1000 dönüm, 400 dönüm hazine alazileri var. Ben bunu da biliyorum. Yani TED Koleji'nin arkasında biz başkanlığın döneminde bu arazilerden bir kısmında milli eğitime 200 dönümünü tapu ettik. 80 dönümünü sağlığa tapu ettik. Ki bu Fethi Sekin Hastanesi orada yapılacaktı. Onun için biz bu şeyleri yaptık. Fakat maalesef başka yerler uygun görüldü. Bir an önce buraların büyük siteler oluşacak şekilde, yani en az 80 dairelik, 100 dairelik, 200 dairelik. Çünkü şu anda insanların istediği bu. Yani her türlü sosyal donatısının olduğu büyük siteler. Şunun oluşabileceği şekilde büyük adalar yapılmalı. Ve bunu da bizatihi buralarda belediye kendisinin imarını yapması lazım. Biz daha önce de gördük, Çayda Çıra'da mesela özel imar yapıldı. Özel imar yapanlar kendi yerlerini başka yaptılar. Hazinenin yerini başka yaptılar. Hazinenin orada mahkemelik oldular ve senelerce bu sürdü. Bu sıkıntıyı Elazığ çekti. Hepimiz yaşadık. Ben bu işin içinde, sektörün içinde biri olarak gördüm. Peki efendim, Elazığ'ın genelinde mi kentsel dönüşüm uygulanmalı? Mutlaka. Genelinde uygulanmalı. Fakat zemini sağlam olmayan yerler kat adedi ona göre verilmeli. O donatısı ona göre yapılmalı. Oralarda bahçeli dübleks evler ön plana çıkartılmalı. Biz burada mesela yanlış yapmışız. Biz Yıldız Bağları'na tutmuşuz dübleks şu anda oranın imarı. Aşağıda bazı yerler, isim vermeyeceğim, 8 kat. Düz yerler, şu kadar çakıl olmayan yerler 8 kat. Bunlar maalesef insan şeyi bu kadar ucuz olmamalı yani. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Elazığ hepimizin, burada biz hepimiz yaşıyoruz. Bu gemide hepimiz yaşıyoruz. Bunun bir an önce önlemi alınması, gecikmiş de olsa önlemin alınması lazım. Elazığ'da Bahar'ın habercisi kuzuların anneleriyle buluşması hem yürekleri ısıttı hem de renkli görüntülere sahne oldu. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte birçok yerde olduğu gibi geçtiğimiz ay 6.8'lik depremle büyük yara alan Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan aileler, Bahar'ın habercisi kuzuların doğmasıyla birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Bizimiz bu işte, sürekli bu işle uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim işimiz gücümüz budur. Şubat-Mart ayında böyle doğum esnaları olduğu zaman bu şeylerle uğraşıyoruz. İşte emzirmeymiş, ayırmaymış, ne bileyim. Nisan-Mayıs aylarından da biz yaylalara çıkıyoruz bildiğiniz gibi.
Yani hayat böyle devam ediyor. Elazığ'da deprem olduğu için okullar tatil oldu. Ben de annem babama yardım ediyorum. Böyle bir aydır kuzular doğmuş. Kuzularla koyunların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzulayan koyunlar bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağlarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Annesinin tavsiyesiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tuanlı Aldın'ın hedefi milli takıma girmek. Elisa Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki Tuanla aldığı yüzme sporuna 3 yıl önce annesi Fatma Aldın'ın girişimleriyle başladı. Kısa sürede ailesinin desteğiyle kendini geliştiren Aldın, geçen yıl Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Paletli Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 200, 400 ve 800 metrede Türkiye birinciliğini elde etti. Ben yüzmeye annem yüzmeyi çok seviyordu. O yüzden yüzmeye başladım. Ben de yüzmeyi seviyordum ama su korku çok vardı. Ve annemi kırmak istemedim. Bu şekilde yüzmeye başladım. Macaristan'da düzenlenen siyah-beyaz kulüpler arası paletli yüzme gençler dünya şampiyonasında da ikinci olan aldı. Milli formayı giyebilmek için haftanın 6 günü günde 2 saat antrenman yapıyor. Ben 3 yıldır yüzme yapıyorum. İlk hafta geldiğim zamanlarda suya dokunmakta bile çok zorlanıyordum, çok korkuyordum. Ama antrenörlerimizin sayesinde artık da havuza girmeye alıştım. Ve antrenörlerimizin çok büyük desteği oldu bu üzerine. Ayrıca annem ve babam bana çok destek oldular. Her onu beni gelip izlediler ve bu beni çok mutlu ediyordu. İlk yarışlara girdiğim zaman sonuç alamadım ama bunlar beni hiç yıldırmadı ve yani onlar benim üstüme gelince ben onların daha üstüne gittim. Ve en son Kocaeli Gebze yarışında 400 metre, 800 metre ve 200 metre Türkiye birincisi oldum. 50 ve 100 metre de Türkiye ikincisi oldum. Türkiye şampiyonu, Türkiye rekoru, milli takım ve uluslararası yarış. Anne Fatma Aldı ise küçüklüğünden beri yüzme sporuna ilgisinin olduğunu ancak bu hayalini gerekli şartlar oluşmadığı için gerçekleştiremediğini dile getirdi. Küçüklükten beri spora karşı bir ilgim var. Aile şartlarından dolayı ben o hayalimi gerçekleştiremedim. İnşallah kızımda göreceğim, kızımda yaşayacağım. Yani ben beden eğitimi hocası olamadım. Ben spora karşı çok çok fazla ilgim vardı. Kızımın da buna suda yüzmede yeteneği olduğu için bunu kızımda gördüm. İstinye Üniversitesi'nden gönüllü 12 öğrenci Elazığ'a gelerek psikososyal çalışmalara destek verdi. Yaşanan deprem ardından yaraların sarılması devam ederken İstinye Üniversitesi'nden 12 öğrenci bölgeye gelerek psikososyal destek çalışmalarına katıldı. Sosyal çalışmacı Cemre Şeyma Kapı koordinesinde öğrenciler çocuklar için çeşitli atölyelerde çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sosyal çalışmacı Cemre Şeyma Kapı, çocuk çadırında çocuklar için iyileştirici etkinliklere katıldıklarını söyledi. Psikososyal destek hizmeti Türkiye Afet Planı'nda da belirtildiği gibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, yerelde de tabii bizim il müdürlüğümüz bünyesinde devam ediyor, koordinesinde sağlanıyor. İstinye Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız gibi gönüllü sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşundaki personellerimiz, il müdürlüğümüz koordinesinde bizim daha önce
önceden planladığımız bölgelerde çalışmalarını sürdürüyorlar. İstinye Üniversitesi'nde gönüllü arkadaşlarımız 3 gündür bizimle beraberlerdi. Psikososyal destek bürolarımızın, çadır alanlarında bulunan bürolarımızın çocuk çadırı alanlarında çocuklara yönelik iyileştirici etkinlikleri yapıyorlar şu an. Bununla birlikte psikososyal destek hizmetlerimiz en az bir yıl boyunca devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı, ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanlarındayız. Bütün vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyorum. İstinye Üniversitesi öğrencileri de amaçlarının çocuklar üzerindeki depremin etkilerini silmek ve iyileştirme çalışmalarına destek vermek olduğunu söylediler. Biz öncelikle okulumuz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler burada 12 gönüllü üniversite öğrencisi arkadaşımızla beraber akademik yarı yıl tatilimizi kestik ve bölgede çocuk destek çadırlarında Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ortak atölye çalışmaları yürütüyoruz çocuklarla beraber. Ebru Atölyesi, Müzik Atölyesi gibi çeşitli atölyelerden oluşuyor bu atölyelerimiz. Buradaki amacımız çocukların hem depremin izlerini unutmalarını sağlamaları hem de iyileştirme çalışmalarına destek olmak. Burada olmaktan mutluyuz. İnşallah Elazığ'a yine geleceğiz. Biz 12 kişilik ekip olarak hepimiz ortak bir amaç için buraya geldik ve farklı bölgelere dağıldık. Bunlardan bir tanesinde müzik atölyesi yaptık. Orada çocuklar gitara çok fazla ilgi gösterdiler ve hepsi ben de şarkı söylemek istiyorum, ben de müzikle ilgilenmek istiyorum, bana da gitar öğretir misin gibi sözler duyduk onlardan. Beraber şarkılarımıza eşlik ettiler ve yüzlerinde müthiş bir tebessüm ve gülümseme vardı. Bugün de biz mesela sanayi bölgesinde bir çalışma yürüttük. Orada 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklarımızla birlikte puzzle'lar, boyamalar, araba sürme gibi bir etkinliklerimiz oldu. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımızla birlikte de boyamalar yaptık ve onların psikososyal destek ekibiyle birlikte yorumlanmasına destek olduk. Çocuklar müziğe karşı çok ilgili, ben de çalmak istiyorum, beraber söyleyelim gibi şeyler vardı. Hatta bize şarkı öğret diyenler de vardı. Öğrettik, oynadık, zıpladık. Çok eğlenceliydi. Çok farklı bir duyguydu. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık. Vana Haber Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız.